Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Ailenizin Bitcoin'cisi geldi. Bitcoin'ci geldi. Öyle bir espriyle video açılışımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz ben, hani bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Ben Ethereum madenciliği yapıyordum. Gene ısrarlan arkadaşlarımız özelden soruyorlar. Ethereum kazabilir miyiz? Ethereum işte bir çeşitli ekran kartları aldık. Ne yapacağız falan diye. Arkadaşlar üzerinde basa basa söylüyorum. Ethereum madenciliği kalmadı. Artık Ethereum madenciliği yapılmıyor. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle. Burada madenimin fişi çekik vaziyette. Şöyle diyeyim size. Ara ara deneme yapıyorum. Doğrudur. Ama hani nelerin denemesini yapıyorum? Şöyle açıklama yapayım size. Bunu da bir güzel yerleştireyim. Şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Bu işler denemeden olmuyor. Farklı tokenlar var. Yani coin'ler var. Hani para bırakabilir ümidiyle. Denemeler yapıyorum. Kazıyorum, ayarlıyorum, kazıyorum, bakıyorum. Netice var ya da yok ki genelde de olmuyor. Şöyle bir gün, iki gün çalıştırıyorum. Elektrik parasını kurtarmıyor. Sonra mesela özelden yazıyorsunuz. İşte şunu kazayım mı, bunu kazayım mı falan diye. Elektrik maliyeti olmayan arkadaşlarımız falan varmış. İşte benim güneş panellerim var. Şuyum var, buyum var. Kazayım mı diye. Ya hani elektrik maliyetiniz yoksa bir deneyin. Hani ekran kartlarını kazmada sonuçta ekran kartları yoruluyor. Hani sizin için değer mi, değmez mi? Hani benim bir ara biz güneş paneli falan filan koyduk. Arkadaşlar idareten aldık. İşte jelaküler 200 amperden 5 tane jelakü koyduk işte. Yani bayağı bir kilovatı yüksek bir şey yaptık ama hani iptidai bir sistem, gelgeç bir sistem yaptık. Panelleri tavana koyduk. Ben 16. katta oturuyorum. Ama gel gelelim ki olmuyor. Biz denedik, olmuyor. Yani sabaha kadar hani güneş, gün ışığı gittikten sonra sabaha kadar ki olan süreçteki aküler yetersiz geliyor. Ki bizdeki jel aküler deep cycle aküleri, yani dibine kadar kullanıyor. Bayağı %80'ini kullanabiliyorsunuz. O bile yemedi, yani o bile olmadı. O yüzden arkadaşlar gene Beylikdüzü'ndeyim, gene evdeyim. Sizlerden bunları hani paylaşmak istedim. Ona yapacağınıza şeylere yatırım yapabilirsiniz mesela. İşte Ethereum alabilirsiniz. Hani videoyu ortadan başlayanlar için, böyle sardıra sardıra izleyenler için diyorum. Ethereum madenciliği yok. Ethereum madenciliği artık yapılamıyor. Şeylerden dahi, ASIC cihazlarla dahi kazanmıyorsunuz. Ondan dolayı yani hani ısrarla soruyorlar Ethereum madenciliği yapabilir miyiz falan diye. Tabii Ethereum madenciliği artık ASIC cihazlarla dahi kazılamadığı için Ethereum madenciliği yapılamıyor. Ne yapabilirsiniz? Bugün gün an itibariyle 28.500 TL'lere çıkmış. Biliyorsunuz 20.000 liraların altına kadar düştü. Geçen günü gördüğümde 31.500 TL'lere çıkmıştı. Yani demek istediğim şu, nasıl diyeyim ben size, hani diğer altcoin'lerden alabilirsiniz, Shiba alabilirsiniz ama ufak ufak, yani sizin bütçenizi zorlamayacak şekilde alabilirsiniz. Hani ondan dolayı yani paranız varsa ekran kartı madenciliği yapmayı planlamak yerine hazır join de alabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Ama tabii bu bütçenizi sarsmayacak şekilde. Ama şöyle benim öngörülerime göre rally yani kısa zamanda başlayacak gibi. Hani bu Ethereum'u ya da kripto parası olanlar için geçerli. Ben bir rally kokusu sezinliyorum. Hani bilmiyorum, rally kokusu alan arkadaşlarımız var mı?
Yani neden? Şimdi diyeceksiniz ki bir yerden bir duyum mu aldın ya da grafikleri mi izliyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim işte hani işte bitiyor ya da bir destek, bir direnç noktasının falan mı var? Hayır arkadaşlar, ne destek noktası hem ne direnç noktası hiçbir şey yok. Ben her zaman dediğim gibi ben kara düzen gidiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu şu şekilde görüyorum. Bir denge gibi. Şimdi biz kriptocular işte boğa sezonuna girdik. İşte ralliye girdik. Ralliden boğa sezonuna girdik. İşte bilmem ne oldu. Uçtuk, kaçtık, şu oldu, bu oldu. Ama altıncılar kan ağladılar. Sonra şöyle söyleyeyim. Diğer borsacılar yani yattılar resmen. Şimdi biz tabii seviniyorduk. İşte şöyle olduk, böyle olduk. Oh oh bilmem ne. Ama ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Şimdi biz durduk, onlar sevindi. Şimdi belli bir süre sonra yani onlar duracaklar, biz sevineceğiz tabii. Yani bu iki kere iki dört ediyor. Yani benim size önerim hani şu an benim elime para geçse yani altcoin alırım yani hani gözümün kestiği sepet yapın ya 5 tane 5 çeşit token alın. Ben mesela şu an gene alsam nereden alırım? Shiba alırım. Pitbull coin alırım. Ne bileyim onun haricinde hani Join Market Cap'ten bakaraktan hangi join daha önce neler yapmış? Çok fazla anlamanıza gerek yok. Hani o join nereye kadar çıkmış, nereden düşmüş? Çünkü çıktığı yeri geçiyor yani. Çıktığı yeri bir tekrar çıkıyor, test ediyor kendisini, daha da fazla çıkıyor. Yani ralliye girdiğimizde bütün joinler uçuşacaklar. Şimdi burada da bizim bir menfez falan çalışması varmış. Demin kapıyı falan açtım. Adam çatır çutur matkaptan delik delmeye başladı. Karot deliği delecekmiş. Yukarıdan üst kattan aşağı bir borular falan inecekmiş. Dedim sizden hani bunu hemen bir an önce paylaşayım. Bilgileriniz olsun. Haklısınız. Her birinize cevap yazmaya çalışıyorum. Çok çok sorularınız var. Çok ilgileniyorsunuz. İşte abi ne yapalım? Sen bir hani bilgi videosu çeksen falan. Çünkü tek tek de cevaplamayla da olmuyor. Arkadaşlar ekran kartı madenciliği illaki bir şekilde hortlayacak. İllaki biz bir şeyler tekrardan kazacağız. Ben ara ara Ethereum Classic deniyorum. Ondan beraber ETHW denedim. Ama şu an için hepsi elektrik maliyetine yenik düşüyor. Ha, nedir o? Ralliye girdiğimizde uzun bir ralliye gireceğimizi ben ümit ediyorum. Uzun bir ralliye girdiğimizde yatan ekran kartlarımız iyi ya da kötü hepimize para kazandıracak. Hani bu bir gerçek. Ama bana sorarsanız ekran kartlarına yatırım yapalım mı? Dan ziyade bence sizi bir an önce fırlatacak olan join jetonlar yani token artık hangisi diyorsanız bence token'a para yatırın. Çok çok faydasını görürsünüz. Rally'den kazandığınız parayla ekran kartı sistemi alıp yani ekran kartından kazım yapabilirsiniz. Yani bu en doğal hakkınız. Ama hangisi tatlı gelir bilmiyorum. Yani çünkü sonuçta ralliye girdiği zaman bu ne kadar çıkacak? Şimdi mesela Ethereum 70.000 TL'leri test etti. Ethereum 1 milyona kadar yanaştı. Şimdi biz ralliye girdiğimiz zaman ne olacak? Ethereum 70.000 TL'yi geçecek yani otomatikman. Belki 100.000 lira bulacak. Ne olacak? Bitcoin 1 milyonları aşacak. Ya bunu hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Yani sonuçta ben ahkam kesmiyorum. Ülema değilim. İşte bakın grafik marifik bilmem ne. Ha, bakıyorum ara sıra öyle falan ama ben çok da şunu gördüm. Yok şuradan test edecek, buradan fırlayacak deyip de tıs olup aşağı düşen coinleri de gördüm. He, arkadaşlarımızı küçümsemiyorum. Ama yani şimdi onlar grafik okurken benim grafik okumama gerek yok. Ben dediğim gibi kara düzen bakıyorum, inceliyorum, test ediyorum. Hani aklıma yatıyor, alıyorum. Hani şu an almıyorum da hani ben daha önceden bahsediyorum. Ama bazı gerçekler var. Bir şekilde kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi ses çıkmaya başladı. Her an kafanız biraz ütüleyebilir. Neyse çok da fazla carcur
olmadan sizlerden bunu paylaşmak istedim. Gözünüzü seveyim, borçla girmeyin. Gaza gelmeyin. Yani kredi falan çekmeyin, arabanızı satmayın. Bu joiner eninde sonunda artıyor. Eninde sonunda rally'e giriyor. Aklınıza, mantığınıza en uygun joinleri alın. Ama almadan önce Join Market Cap'ten bakın. Yani nerelere kadar çıkmış? Hani düşündüğünüz join diyelim ki 1000 liralara çıkmış. Bu rally'e girdiğinde illa 1000 lirayı test ediyor ve 1000 liranın üzerine çıkıyor. Eğer 70 bini gördüyse 70 bini test ediyor. Ondan sonra 70 binin üstü çıkıyor. Ha, ama bu 1 yıl olur, 6 ay olur. Belki yarın fırlar gider. Yani bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Çünkü değişik bir piyasada yaşıyoruz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Ama ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Neden? Her an yeni videolarımla haberiniz olsun diye. Tamam? Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın.